10 dakika. Aylar sonra İstanbul'a gelen Can Yaman'ın olaylı gecesi. Bu hiç yakışmıyor şu anda. Yani korumalarla birlikte hiç gerek yoktu şu an. Şey var mı ya? Can Yaman'ın korumaları kendisini çekmeye çalışan magazin kameralarına nasıl zor anlar yaşattı? İstanbul'dasınız uzun süre sonra ama bu hiç yakışmıyor şu anda. Yani korumalarla birlikte hiç gerek yok. Böyle bir şey var mı ya? Hiç gerek yok. Can Yaman'ı uzun bir sürenin ardından İstanbul gecelerinde annesiyle bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Can Yaman oyunculuğa Türkiye'de başlamış ve kariyerini İtalya'da devam ettirmeye karar vermişti. Can Yaman kalabalık bir koruma ekibiyle çıkıyor mekanda. Magazin muhabirleri aylar sonra gördükleri Can Yaman'a soru sormaya çalışırken korumalar muhabirleri sert bir şekilde itmeye başlıyor. İstanbul'dasınız uzun süre sonra ama bu hiç yakışmıyor şu anda. Yani korumalarla birlikte hiç gerek yok. Böyle bir şey var mı ya? Hiç gerek yoktu bunlara. Böyle bir şey var mı ya? Burası İstanbul, Roma değil ama yani. Böyle bir şey var mı? Bu elinle kapatıyorsun ya. Çok terbiyesiz ya. Bırakın abi, bırakın ya. Görüntü almaya çalışan kameramanımız Volkan Özdemir ise böyle zorlu anlar yaşıyor. Yavaş. Nasıl? Dokunma. Dokunmasana. Anne. Ya böyle bir şey var mı ya? Hiç gerek yok. Böyle bir şey var mı ya? Burası İstanbul, Roma değil ama ya. Can Yaman bundan birkaç ay önce kendisini cep telefonuyla görüntüleyen hayranının telefonunu elinden alıp fırlatmıştı. Korumalarla basın mensupları arasında yaşanan arbede karşısında Can Yaman'ın sessiz kalması ise sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Yanında annesi var ve belli ki bir mekandan yine çıkıyor. Korumalarının, sen burada ne görüyorsun? Ne yapmış olabilir Can Yaman'daki ters hareketi bana gördüğünü söyleyebilir misin? Sessiz kalmış korumalarının yaptığını. Neden böyle yaptınız? Sessiz kalmak bir anlamda teşvik etmektir Allah aşkına. Orada evet. İşini gücünü yapmaya çalışan arkadaşlar var. Bu tür magazinel paparazzisel hadiselerde illaki bir kamera vesaire ve bir üst üste bir mikrofon vesaire oluyor Allah aşkına. Yani belli ki aralarında zaten magazinci dostlarımızla aralarında bir şey var, çekişme var. Ve bunu sürdürmek de istiyor bir taraftan. Muhatap almamak falan filan gibi. Ben bu olayda Can Yaman'ı şiddetle kınıyorum mesela. Olmaz. En azından tamam iki tane koruma. Yani affedersin de ne yapacaklar ki orada gazeteci arkadaşlar? Ne yapabilirler sana? Şimdi bak konuşmamak senin tercihin olabilir. Şimdi aynı Can Yaman'dan bahsediyoruz. Hak verdiğimiz noktalar var. Burada anneciğiyle yürüyor. Tamam. Rahatsız edilmek istemiyor. Annesine Türkiye'ye de ben gelmiş. Üzülüyorum. Yani o keşke o da sesini çıkarsaymış. Neden maruz kaldılar ayıp böyle ya, bir şey? Bu kadar olur mu şimdi canım? Şimdi burada bizim daha neler? Magazinci arkadaşlarımız belki gece kaçlara kadar beklediler değil ya mi? Ya işleri o bir taraftan da. Ya bekleyecekler. Ya bekleniyor bu iş böyle. O görüntüyü almak istiyorlar. Bir kelam istiyorlar orada. Yani burada aslında arada çıkması beklenen şey arbede değil. Güzel bir sohbet değil mi? Ya da böyle güzel bir mesaj. Ne yaptınız işte? En son planınız, projeniz neydi? İtalya'da niye bu kadar ünlüsünüz? Ben olsam bir sürü soru sorarım ya cana. Güzel mesaja da gerek yok Ebru. Bir soru sorarsa kardeşim sizi sevmiyorum ya gidin başımdan dersin mesela. Evet. Ama böyle fiziksel arbedeyle olmaz bu iş. Aynen. İki tane zebellah gibi koruma hiç gerek yokken ardından sanki orada yani o gecenin o saatinde Allah aşkına gazeteci arkadaşlar var sadece. Evet. Hani kalabalığın ortasında bir şey olsa anlarım. Baksana yani gelişlerinden belli zaten. Orada Can Yaman sessiz kalmakla bu şiddeti tabiri caizse körüklüyor. Hiç gerek yok. Vallahi. O kadar gerek yok ki. Benim bir önerim Can Yaman işte annesini de elini öperim sevgi selam olsun. Can Yaman'ı alın o korumalarla beraber bir kahvaltıda magazinci kardeşlerimizle buluşturalım. İşte pekmezini yer. Balını yer, çayını içer. Arkadaşlar ya biz ne yapıyoruz? Yani barışalım der evet. Ve geçer gider. Çünkü hep derler ya seni bugünlere biz getirdik kardeş. Basınla oluyor bu iş. Ya. Can Yaman neydi ki şimdi ne? Yani oralarda tabii ki haberleri şunu bunu kim bugüne vasıtasıyla kadar gelmiş sunuyor olduğu, hepimiz? Bu işi yapan, bu kariyerde ilerleyen değil mi? Eğlence dünyasının içinde olan, görsel sanatlar dünyası içinde olan herkesin
basınla beraber kol kola yürüdüğü gerçeği her yerde. Vardır. Sadece her yer, sanat, her magazin yerinde. Değil, siyasette de böyle, sporda da böyle yani. Kesinlikle katılıyorum. Bu böyle bir durum var ve yerine göre sen vermiş olduğun emeği ve sevgiyi, saygıyı aynı şekilde göstermen lazım. Hiç unutamadığım bir örnek var. Böyle eksi 5 derecelerde falan bir tiyatro oyunu izledim yurt dışında. Dünya ünlü bir oyuncu. Halil'in yanında da böyle kocaman kocaman korumaları vardı. Kapının önünde de imza bekleyen ve onu görmek isteyen arabasında bir sürü insan vardı. Ben de onlardan biriydim. Dışarı çıktı. Gerçekten kendisi de kısa boylu. Jude Law'dan bahsediyorum. Ya benim kocaman da, kısa boylum evet. Senin kısmı. Çok benzetirler beni ya Jude'a. Gözler yeşil yalnız onun. Ya hafif saçlar gözü biraz ben, daha uzun. Ben şey, bir estetikle yeşillendiririm. Tamam. Evet, buyurun. Neyse. Şimdi o Jude Law o kadar tatlıydı ki ben elimde gerçekten onun böyle işte o kitapçığı vardı oyununun. Ondan sonra onu imzalatmak için şöyle bekliyordum ve sıkıştığımı fark etti. Hani çünkü çok fazla böyle bir hamle vardı ama insanlar saygılılar birbirlerine. Arabanın camını açtı, elini uzattı, elimden aldı, imzaladı ve tekrar geri verdi. Ne kimse beni itti kalktı, ne korumaları bana atladı üzerime. Ben ne yapabilirim ki ya da kim ne yapabilir aynen kime? Işte. Şimdi böyle bir durum var. Burada tehdit içeren bir şey olmadığı sürece sen starlığını koru, duruşunu koru, her şeyi her şekilde yaşa. Yani onu da böyle göster, hiç fark etmez. Bunda sorun yok ama sevecenliğini ve empatiyi elden bırakmayacaksın. Ya korumaların böyle yapsa dahi diyeceksin ki birader arkadaş bir saniye ne yapıyorsunuz? Ay, o korumayı uyaracaksın. Ha işte sen işte uyaracak ne yapıyorsunuz diyeceksin. Ama işte belli ki burada etki tepki apayrı bir mevzu ama gerilimi sürdürmek isteyen bir yapı var. Evet. Anladın mı? Yani dünyanın 10 numarasını bir kenara bırak bir numaralı aktörü de olabilirsin. Ama öncelikle sevgiyi, saygıyı asla ve hatta karşında gazeteci de olabilir, evet, olmayabilir de. Yani bu insanlığı bir kenarına bırakıp da ben işte İtalya'da bir numarayım falan filan diyorsan bizim gözümüzde bir numara değilsindir. Evet. Keşke bize mesela bağlanıp anlatsa. Aslında böyle oldu. Şundan dolayı bir tepki verdim diye. Çünkü onu da bir konuşmak var. Ebru işte anlıyoruz yani. Ne olacak ki? Bundan önceki temaslarını biliyoruz. Can Yaman yaz bin tane hikaye çıkıyor. Yani mekandan yapmış. Çıkıyor aracına kadar giderken o 10 metrelik alanda korumalarının yaptığına sessiz kalması ben bu durumu teşvik ediyorum ve destekliyorum kardeşim demektir. Evet. Bu kadar basit. Gazeteci arkadaşlarımıza da büyük geçmiş olsun. Can Yaman ve korumaları adına ben sizden özür diliyorum sevgili gazeteci kardeşler. Bazı basın mensupları Yaman salonu geçerken kamerasını indirdi ve bazı gazeteciler de Yaman'ı görünce demişler ki İtalya'nın yıldızı Türkiye'de basına mı ihtiyacı var galiba. Gibi sözler. Eski hikayesi bu. Şimdi bundan dolayı o da belki böyle bir kendini kötü hissediyor. İşte ikiye alınmıştı, kıyamam, ayrılmıştı kıyamam. Biliyorsun bu konuda. Yok olmaz görüşler. Bu iş. Bu iş olmaz. Yani Can Yaman markası şu bu falan filan değil. İnsanlığa sığmayacak bir hareket bu. Ben üzüldüm kendisi adına. Hadi bakalım.